kulunu dünyada bu halde kullanır. İzzetime yemin ederim ki azap vermek istediğim bir kimseyi de, hiçbir kimseyi de bütün iyiliklerini bitirmeden dünyadan onu çıkarmam. Ya cisminde sağlık veririm, rızkında çok genişlik veririm, evinde çok huzurlu bir yaşayış veririm, dünyayı ona bal tatlısı gibi tatlandırırım, kendinden güven gelir, Allah'a itaati şükrü bırakır, nimetlerin karşısında ne hamd edici ne şükredici olur, hayırları miskale kalmayıncaya kadar biter, sonra ateşten korunacak hiçbir hasenesi kalmadan bana koşar gelir. Şu halde müminler, şimdi Allah seni kullanmak istedi, kullanılmadın, kaçtın. Tatlandırmak istedi, güneşe çıkmadın, zahmeti çekmedin, sabrı metaneti tatmadın. Allah bela ve musibetleri yağdırır, hastalıkları musallat eder. Hastalıkları kuluna şekva ederse, evindeki musibeti gazeteyle ilan verirse, rızkındaki darlığıyla, hiyanetle, haramla, hileyle, pileyle rızık kazanmaya tevessül ederse, bu kulun miskale zerre tadı artmaz, vebali artar. Kaza ve kadere razı olmadıkça, musibetlerin Allah'tan geldiğini bilmedikçe, Allah seni ne biçimde kullanacağını rıza ve razılık göstermedikçe, sebepleri müsebbi bir hakikiyi unutarak esbabı dünyadan tanıdıkça, senin derdin bitmez, tadında artmaz. Ortaklar kaçar, işler bozulur, işte tadını artacak efendim. Sereye çektiler seni, Hollanda bahçesine çektiler. Güneş olmayınca sereye götürürler. Ama bizim adam serada rahat değil ki, şakvası bitmiyor. Ali'ye kızıyor, Veli'ye kızıyor, işine kızıyor. Düne kadar işin düzgün giderken şükrün neredeydi? Sana rahatı veren zat-ı muhterem Celle Celaluhu bugün keyfini kaçırdı. Ne diyebilirsin? Şu halde tadın bozuk efendim. Hele bir tadayım, sirkesin sirke. Pekmez olamadın efendim. Şu halde ölüme gelmeden önce gelin bir oturalım, kantara çıkalım. Dua hanlar, mevlit hanlar, sohbet hanlar, gelin kantara çıkalım. Allah seni dünyadan masiyetsiz çıkarmak isterse, huzuruna günahsız ulaştırmak isterse, seni kullanırken sen Allah'ın kaderine ne tavır takındın? Lebbeyk Allahümme lebbeyk mi dedin? İsyanla Allah'ın azametinin duvarlarını mı taşladın? Bütün mesele müminler budur. İkinci nokta, daima canımız rahatı isteriz. Daima nimet-i ilahiye içinde isteriz. Firavun olan mel'un 400 sene hayatta bir kere baş ağrısı dahi çekmedi. Bir kere of demedi, bir kere ah demedi. En sonunda azdı azdı kendisi ilahlık davasına kalktı. Şu halde Ahmet Taceddin İskenderani Hazretleri'nin El-Hikamül Atayiye'deki eserine göre, Allah seni dünyadan soğutmak isterse işini bozar. Sevdiklerinden zatına seni çekmek isterse sevdikleriyle tokat vurur. Yani dedirtir ki sana anlayana, hani senin en sevgili yaranın Ahmet'ti, Mehmet'ti, karındı, kızındı. Gördün mü en umulmadık zamanda sana ne yaptı? E ben ne yapayım ya Rabbim? Ona gönül vereceğine bana verseydim ben eza etmezdim. Sen benden başka sevgiliyi sevdiğin için şimdi onun firakı ile, onun zevaliyle feryadı figanın semaya çıkıp sigaraları üst üstüne gece karanlığında yakma demek içindir. Anlayanlar anlar efendim, bu ne güzel meseledir.
Hani sofiydin, davada ilahiyente maksudu güderdin. O zaman sevdiklerinden seni koparır Allah. Çünkü kalbi insanı nihayetsiz derecede muhabbetle doldurmuştur Allah. Bütün mevcudatı insanın kalbine koysan sığma, estağfurullah, bol gelir. Bütün mevcudatı insanın kalbi istihab eder, sığar içine. Çünkü o kalbi insani Allah'ın azametini muhabbetle sevecek vüsattadır. Sen o Allah'ın cennetine çingene kızı mesabesinde sevgilileri koydun. Şimdi çingeneyi beğenmemek işin değil. İşte neyi sevdinse, Allah'ı unutarak neyi sevdinse, senin cezan unuttuğun şey iledir. Yani unutmaya vesile olan mesele senin ateşin olur. Senin kıçının altına kazanı o cinsten ateşle yakarlar. En sevdiğimde böyle yapar mı? Böyle yapacak ya. Çünkü sen en çok sevmeye layık Allah'ı unuttun. Fani'yi sevdin, fani firak ile ayrılır gider. Zevalından feryat başlar. Sevginin derecesine göre de feryadın sesi yükselir. Bizim kedinin kuyruğu kapıya sıkışırsa miyavu miyavu çok çıkar. Ama ciğerinden elini okşayarak gelirsen kuyruğunu miyavu miyavu kıvırıverir. Sen kedi misin, hep miyavu miyavu bekliyorsun? Şimdi kapıya kuyruğunu sıkıştırdılar. Anlıyor musun ben ne anlatıyorum? Çok güzel anlatıyorum ya, bir anlasanız ha. Ah vah. Onun için bu kapıya gelenlerin şikayeti çocukla geliyor, karıyla geliyor, anayla geliyor, sıhhat bozukluğuyla geliyor. E biri Allah'tan korkmaz. Allah sana bütün nimetlerini saçtı da sen şükretmedin. O zaman seni canibi cennetine çevirmeyi mi istiyorsun? Havuz fark mı yapacaksın? Kuyruğunu kapıya sıkıştırır. Hoca anladın ne anlatıyorum hoca? Bizim hocada hiç cezaya cefaya meyli yok bizim Arap ülkelerinde tahsil gören hoca. Hep ferah, hep genişlik istiyor. Öyle ya, ama yok hoca. Sen de bir yaklatacaklar yakında. Edeceğim zaten, dost doğruyu söyler. Kişi neyi unutar, neyi severek Allah'ı unuttuysa dünya ızdırabının cezası onunla olur. Allah azimşan dünyayı küstürür, işini bozar. Demek ister ki dünya fanidir, kanaat yetmez mi? İbret ise koyup gideceksin. Dünyadan nasibini almadan gitme ayet. Son nasibin cesedin, bir de üstüne sardığın kefenin. E Allah bir kefen parası bıraktı mı yeter, şükret. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Şayet mümin ölüm haline geldi, Allah tatlandırmak istedi, haberi var da tutmadı. Kullanmak istedi, haberi var da kullanılmadı. E bu sefer şimdi ölümünü ona kolay et. Hocalar diyorlar ki ya Rabbim ölümümü asan et, cennet ve cemalinle müşerref kıl. Amin hocam, ne güzel dua ettin, ama Allah öyle demiyor. Allah'ın hükmüne gelelim. Rabbü Teala Hazretleri buyuruyor ki Cabir bin Abdullah radıyallahu anh Hazretlerinin hadisin rivayetiyle alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed'in Mustafa aleyhissalatü vesselam hadis meali olarak şöyle buyuruyor: siz Beni İsrail'den söz edin, onların çok acayip işleri vardır. Size şöylece bir misal getireyim mi? Peygamberlerin ne söylerse bütün beyanı doğrudur, hakikattır. Haşa peygamberlerde aksi vaki olmaz, varit olmaz. Onlardan bir taifa çıktılar, mezarlara geldiler. İki rekat namaz kıldılar. Allah'a dua edelim, ölüler çıksın bizimle bir konuşsun dediler. Mezara geldiler. Hakikaten iki rekat namaz kıldıp Allah'a niyaz ettiler. Rabbim Teala Hazretleri kabul etti. Siyah bir adam
çıktı, rengi siyah. Cesedi dünyada da siyah idi. Ama iki gözünün arasında secde eseri var. Yani mümin çıktı. Ey insanlar, beni niye kabrimden çıkardınız? Benden ne istiyorsunuz? 100 senedir oldu öleli. Daha ölüm harareti benden teskin olmadı. Allah'a dua edin, bir daha ölmemek üzere eski halime döneyim buyurdu. Yine Beni İsrail'den iki adam bıkıncaya kadar Allah'a ibadet ettiler. Dediler, eğer çıkıp kabirlere koşarsak bize bir haber veren birisi çıkar. Kabire geldiler. Bir ölü Allah'ın kudretiyle ruhu iade edilip dirildi. Melta şöyle konuştu. 80 senedir ben ölmüşüm, hala ölüm elemini çekiyorum. Asan üstünden ölüm istiyorsan tatlan hocam. Tatlanmazsan ızdıraplı öleceksin, kurtuluşun yok. Belaya razı olmadın, musibeti istemedin, geçim darlığından hoşnut olmadın. Öyleyse ölümdeki ızdırabı bekle, asanını ver deme. Hesabının kolayını verdi de ne çektirirse çektirsin, bari yüzün ak gitsin. Onun için bize ulaşan haberlere göre mümin kabrinden çıkıncaya kadar ölüm acısını çeker buyurulmuştur. Habibine aleyhissalatü vesselam Cenabı Hasan bin İmamı Ali Hazretlerinin rivayet ettiği hadis-i şerifte şöyle buyuruyor ki Cenabı İmam Hasan Efendimiz, ölümün acısı, sıkıntısı 300 kılıç darbesi kadardır. Yine Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimiz Dahhak bin Hamza radıyallahu anh hazretlerinden beyanla, ölümün en ufak ızdırapla tutması 300 kılıç darbesi kadardır. Hazreti İmam Ali bin Ebi Talib hazretleri, nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki ölüm 1000 kılıç darbesi, yatak üzerinde ölmekten daha kolay olan ölüm 1000 kılıç darbesinden daha acı, ızdıraplıdır. Cenab-ı Musa aleyhisselama, ölümün tadını nasıl buldun? Bir tomar yünün içinden çekilen bir demir gibi. Cenab-ı İbrahim Halilullah aleyhisselatu vesselam Efendimiz'e ölümü nasıl buldun ya İbrahim ya Halilim deyince, sanki ruhum dikenlerle alınıyor gibiydi. Muhakkak ki biz sana ölümü kolaylaştırdık Rabb-u Teala buyurdu. Cenab-ı Musa aleyhisselatu vesselama ölümü nasıl buldun ya Musa? Kendimi tavada kızıran diri bir serçe gibi gördüm. Ne ölüyorum kurtulayım, ne de tavadan uçuyorum ki yanmayayım. Bunun gibi hadis-i şerifler, Peygamber aleyhisselamların ölümünün dahi bu ahval üstünde olduğunu gösteriyor. Üçüncü önemli nokta, sen biraz önce bize dedin ki, ölümü Allah kolaylıkla dünyadan temizledikten sonra sevdiklerini çıkarır. Bu Cenab-ı İbrahim Halilullah Hazreti Musa Kelimullah'ın haşa noksanı mı var ki bu kadar ızdırap çektiler, neden dersen. İmamı Celaleddin Suyuti Hazretleri bunun meselesini şöylece beyan buyuruyor. Ne oldu İbrahim Halilullah'a da bu kadar ızdıraplı vefat etti? Ne oldu Cenab-ı Musa Kelimullah'a da tavanın üstündeki ölmeyen, kesilmemiş serçe kuşu gibi kızartıldı dersen, niye böyle yaptı Allah en sevdiği kelimine, haliline dersen, Hazreti İmam-ı Celaleddin Suyuti 200 bin hadis-i şerifi ezber bildiğini kitabın mukaddemesinde müfessir, mütercim beyan buyurmuş. Bu mübarek buyuruyor ki, bunun iki meselesi var. İmam-ı Kurtubi Hazretleri de böyle şerh etti buyuruyor. Birincisi, peygamberlerin fazilet ve derecelerini yükseltmek için. Daha yükselsin, daha yükselsin. Yükselmedi mi bu peygamber? Testereyle de kestirir efendim Zekeriya aleyhisselam isen. Yakup aleyhisselam isen başını kılıçla uçurtur efendim.
Eyüp Aleyhisselam isen dertlere çektirir efendim. Cenab-ı Yunus Aleyhisselam isen balığın karnına sokar efendim. Ey Iraklı hoca, sana ne oldu da hiç ızdırap çekmezsin? Ne oldu da ey hoca efendiler ölümün ahsenini, kolayını, rahatını istersin? Ne katlandın, ne kullanıldın, ne istikamete girdin, hem de cennet ve cemal istersin. Dulan da kabul oldu. O zaman dünyada çekmeden çıktıklarını ölümde çekersin efendi. Şimdi anladın mı cemaat? Ey hocalar, hacılar, sofiler, müminler, şimdi anlaşıldı mı mesele? Öyle bir köprü ki bu, İstanbul Köprüsü olsa parayı basmadan geçirmedikleri gibi Allah sevdiği kulu tatlandırmadan ahirete intikal ettirmiyor. Tadın noksanıza ızdırap bekle, tadın noksanıza eza bekle. Neyi severek Allah'ı unuttuysan onun cefasını gözetle. Adli ilahi böyledir efendim. Hem cennet cemal, hem de rahat, safalı, nefsani bir hayat mümkün değil. Dünya ile ahiret iki kuma gibidir. Birini sevindirirsen öbürü ağlar, öbürünü sevindirirsen beriki ağlar. Hem dünyayı güldür, hem ahireti sevindir, öyle yağma yok efendim. Hani camların içine baka baka sabahlara ede ede ışıklar çıkıyor, rengarenk içinden camlar var ya, akşama kadar boş havadisleri okuyor okuyor efendim, adam tatlanmaz, ekşir, acır, acır. O zaman ölümü bekle. Tavadaki serçe gibi mi olursun? Bin kılıçla mı ölürsün? Öldükten 300 sene sonra hala hararetin, suysuzluğun gitmez mi? Allah bilir efendim. Birincisi, taburda kaldık. Üçüncü noktanın birincisi, peygamberlerin derece ve makamını yükseltip faziletlerini artırıp illiğine çıkarmak için sevdiğini Allah böyle yapıyor. Yahya bin Muaz manevi bir halde Allah'a niyaz etti. Ya Rabbim, senin adetin nasıldır? Dünyada bir adam bir adamı severse ikram eder. Sen sevdiğine eza cefa ediyorsun deyince, ya Yahya, benim işim dünyaya benzemez buyurdu. Ben bir kulumu seversem cefalara giriftar ederim. Belalara siper ederim. Başına bir damla yağmadı kar bırakmam. Görmedi kış tattırmam. İlle her türlüsünü tattırırım. İmam-ı Hasan olursan zehirle öldürülürsün. İmam-ı Ali olursan kılıçla vurulursun. Hazreti Ömer olursan hançerle şehit edilirsin. İmam-ı Hüseyin olursan Kerbela'da şehit edilirsin. Sen bunlardan da mı âlâsın ki hiçbir cefada gözün yok? Hiçbir elemden, ızdırabından şükür demiyorsun? Hem de cennet ve cemali hocaların duasını aminle bekliyorsun. Hayır, hükmü ilahi senin anladığın kanaatta değil. Allah adlini, hükmünü ille yürütür. Sana sormaz, hükmünü kendisi tecelli ettirir. Burası zor bir donak. Zor bir konak burası. Ölümü anıyorum efendim, hiç aklımdan çıkmıyor, yalan. Bir ölünün düğünü varsa, yenilecek yemeği varsa aklından çıkmaz. Mevlidi varsa hatırlarsın. Akraban varsa hatırlarsın. Eve gelince de gömdüğün ızdırabın üstüne tavuk kızartması yersin. Hani acısı çıkmazdı efendim bu tavuk yeşniye? Karı koca bir nükte. Üçüncü nokta bir nükte. Nükte. Karı koca birbirini çok seviyorlar. Koca aşkı ilan ediyor hanımına. Diyor, ruhum sana feda olsun sevgilim. Ölüm için, senin ölümün için canımı veririm. Esrahtan verir misin? İnan et, veririm. Seni çok seviyorum. Günlerden bir gün Azrail Aleyhisselam çıkar gelir. Şimdi ikisi de hayretle bakarlar hangimize? Hangimize geldi Azrail Aleyhisselatü Vesselam? Sorarlar hangimize? Kadını gösterir Cenab-ı Azrail Aleyhisselam. Hanım der, benim için ölen sevgili kocam var. Şimdi beni bırak, onun canını al. Kocası der, herkes kendi hesabına, herkes kendi canına,
Kadın için gelen kadını alsın, erkek için gelen erkeği alsın. Müminler seviyorum demekle ölüm hali gelmesindeki itiraf bir olmaz. Kimsenin yerine kimsenin canını almazlar ama bir nüktedir. Yani sevdiğinin uğruna verdiğin hayat Azrail aleyhisselam geldiğinde görülür ki verilmiyor. Nükteden ikinci hikmete, ikincisi ölümü haber veren sıddık makamında sadık olan, emin olan peygamberlerdir ki ölümün halini ümmetlerine, beşere duyursunlar diyerek. Çünkü peygamberler yakin ilmiyle muttasıftır. Her halleri istikamet olduğundan Allah emin olarak haberin doğrusunu onlarla gönderir. Bununla beşeriyete demek isterler ki sen Musa da olsan Hazreti, İsa da olsan aleyhissalatü vesselam, ölüm böyle şiddetlidir. Kendini ölüme böylece hazırla, kendi işini dünyada tatlandır demek için Allah peygamber aleyhissalatü vesselam efendilerimizi böylece göstermiştir ki hem onların dereceleri artsın hem de beşeriyete ibret olsun diyerek. Sekeratul mevt gelince merhale merhale gidiyoruz. Dördüncü nokta, cenaze olacak zatın huzurunda Ebi Derda radıyallahu anh hazretlerinin beyanıyla Fahri Kainat Efendimiz, ölecek olanın başında Yasin-i Şerif'i okuyunuz, Allah ona ölümü kolaylaştırır. Ölünüz başında Yasin okuyunuz. Buradaki ölüden kasıt sekeratta ölecek olana işarettir. Müslim Ebi Said radıyallahu anh hazretlerinden Resulullah aleyhissalatü vesselam ölünüze la ilahe illallah telkin ediniz buyurmuştur. Habibi de aleyhissalatü vesselam ölecek olana la ilahe illallah telkin etmenin sırrını, kim ki son sözü la ilahe illallah olursa o cennete girer buyurmuştur. Dördüncü nokta, birinci açıklama. Kişi hadis-i şerif, nasıl yaşarsa öyle ölür, nasıl ölürse öyle haşrolur, nasıl haşrolursa öyle hesaba çekilir buyurulmuştur. Müminler la ilahe illallah demek ölünün başında şiddetle zebirle olmaz. Söyle la ilahe illallah söyle. Sonunda bunu söylersen cennete girersin gibi sen 70 sene ona söylesen ölecek olan senin sesini duyar da söyleyip söylememesi takdiri hüdaya bağlıdır. Beşinci önemli nokta, kişi birisini sevdi, tatlandırdı, tatlandırmak istedi. Birisine hayır murad etti, çalıştırmak istedi. Noksanları kaldı, bela, musibet, darlıkla, türlü türlü geçim meşakkatıyla onun halini temize çıkarmak istedi. O da yetmedi. Sonunda ölümün ızdırabıyla, acısıyla onu temizledi. Bu hayır murad ettiği kul içindir müminler. Eğer kul Allah'ın rahmetinden kovulmuş, inayetinden tard edilmiş ise veyahut çekeceği ızdırap varsa, temizlenememiş ise, tatlanmamış ise Allah onu üç halde tatlandırır. Malum haliniz şeriat-ı Muhammediye'de bir şeyi necaseti temizlemek yollarından birisi su iledir. Su necaseti temizler. İki, demir gibi, yanmayan mermer gibi, taş gibi bir meseleden necaseti temizlemek için fıkıh kaidesi ateşle temizlenir. Bir demiri istediğin necasete bulaştır, şarabın içine sok, ateşte nar gibi kıpkırmızı edersen ne olur? Temiz tahir olur. Dördüncü nokta, birinci açıklama. Sen tatlanmadın, temizlenmedin. Allah üç yerde temizler. Kabirde azab ile, sıratta çengellere çekmek, asmak ile 100 seneden 1000 seneye kadar cehenneme sarkıtırlar. Üç
cehennem azabı ile. Miskale zerre imanı varsa cennete gelir ama temizlenir de gelir. Beşinci nokta, mümin kendimizi aldatmayalım. Temizlenmeden Allah mağfiret etmek isterse ille bizi temize çıkarır. Dilerse mağfiret eder, hiçbir azaba tutmaz, Allah azimşandır. Ama adetullahı tarzıyla seni temizleyecekse bu yollardan birisiyle temizler. Şimdi bak işine gelene göre amel et. Ölümü hatırladın Mevlid'de şerbet dağıtılırken, ölümü hatırladın teyzenin kızı vefat ederken, gel bir de Allah'ın şeriatıyla hatırla efendim. Bak ölümü adama nasıl hatırlatıyorlar efendim. Senin hatırladığın gibi değil, böylece hatırlaman lazım efendim. Ama böyle hatırlamak da hiç kimsenin hesabına gelmiyor. Ölümü çok zikredin, 20 kere zikreden şehit olur. Ama acısını duya duya, ama kendisini tatlandıra tatlandıra, ama kendisini kullana kullana, ahirette kabir azabına girmeden, cehennemi tatmadan kurtarırsa o insan ölüme hazırlanmış olur. Tanere'de kaldık. Tanere'de kaldığı bekle. La ilahe illallah'ı telkin ediniz. Şeriat zorlamayla değil. Zorlasan Allah murad etti, etmediyse duymaz. Altıncı nokta. İnsanın sekeratta beş duyu azasından en son elinden alınanı kulağıdır. En önce alınanı gözüdür. Azrail aleyhisselam meleklerle gelince göz gider. Ne hasretteki oğlunu, ne gelin olmuş kızına bakmaz. Avanak oğlu avanaklar. O ahalinin uydurmasıdır. Ölümü tadacak olanın oğlanda kızı işi ne ki? Askerdeki oğlunu hatırlamış da baka kalmış. Gülmemiş bir kızı varmış. Dul kalmış. Ona gözü takıla kalmış. Avanaklık etme. 300 kılıç vurulacak bir adam ne oğlunu düşünür ne kızını düşünür. Melek kapıya gelince dikile kalır gözü. Meleği görür. Nasıl gördüğü? Ya beyaz elbiselerle, kokularla, reyhanlarla veyahut simsiyah katran elbiselerle, çirkin sözlerle zebanileri görerek hatırlar. Burada oğlan kız hatırlama zamanı değildir. Ene vaktidir. Yani canım vaktidir. Patlıcanın zamanı değildir. Patlıcan yemek içmek senin dünya olanın işi değildir. Allahümme sallallahu seyyidine Muhammed. Vay insanoğlu vay. Askerdeki oğlunu düşünüyor ölen adam. Öyle diyor bizim akıllı. Aklını kullanmayan akıllı. Yani avanak demeye getirdim ha. Akıllı dedim ama aklını kullanmayınca avanak olur. Çok önemli bir yere geldik. İyi dinleyin efendim. Yedinci nokta, bir insanın gözü meleği görünce ilk önce alınır. En son Allah kuluna ikram etmiştir. Vallahi lazım Allah mümin kulundan yanadır. Hayırla devamlı mümin kuluna nazar eder. Allah'a suizan edilmesin. Ne biçim söz? Bir günah işlersin bir misliyle, bir hayır işlersin on misliyle. 70 sene Allah'a isyan edersin, ya Rabbim ben pişmanım diye hakikaten samimi tövbe edersen siliverir. Daha bitmedi, Fahrettin Razi Hazretleri'nin tefsiri muhaciyesinde kabul olmuş tövbenin alameti nedir? Günahı bir misliyle. Aynı gün filan evliyanın elinde tarikat tövbesi alıp inabe yoluyla mürşide bağlandılar. Birisi makamı tez geçti, öbürü küçük makamda kaldı. Küçük makamda kalan şeyhe sitem etti. Aynı gün geldik, aynı ameli yapıyoruz, aynı sadakatla çalışıyoruz. Ben görüyorum ki mertebem düşük. Dedi sen dünyada az günah işlemiş.